Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde yönler ve yön bulma yöntemleri nelerdir bu konuya ele almaya çalışacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz bildirim zilini açmanız halinde, abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçelim isterseniz sevgili öğrenciler. Bir yeri tarif edebilmek için ya da bir yeri bulabilmek için yönleri kullanırız. Yön herhangi bir yerin bilinen başka yerlere göre nerede olduğunu belirtir sevgili öğrenciler. Evimizin, okulumuzun veya gideceğimiz bir yerin bulunduğumuz noktaya göre hangi tarafta bulunduğunu yönleri kullanarak tarif edebiliriz. Özellikle doğada dolaşırken bildiğimiz yön bilgimiz sayesinde gideceğimiz yere kolayca ulaşabilir, kaybolma tehlikesi de yaşamamış oluruz sevgili öğrenciler. İlimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve komşularımızın konumunu belirtirken de yönlerden yararlanırız. Önümüze aldığımız bir kağıt haritada ya da defterimizde, kitabımızda sağımız önümüzdeki kağıdın baktığımız kağıdın sağ doğuyu, solumuz batıyı, üst taraf kuzeyi, alt tarafı da güneyi gösterir. Buna göre değerlendirebilir, yönleri okuyabilirsiniz. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Bunlara dik kesen yönler ise kuzey ve güneydir sevgili öğrenciler. Bunlara biz ana yönler diyoruz. Doğu, batı, kuzey ve güney ana yönlerdir. Dört tane ana yön var sevgili öğrenciler. Yön çubuğunda da gösterebileceğimiz gibi doğunun tersinde batı, kuzeyin tersinde de güney vardır. Güneşin doğduğu tarafı doğu olarak alıyoruz. Buna dikkat edelim. Belirtmek istediğimiz herhangi bir yer her zaman ana yönlerle gösterilemez. Bunun için ara yönlere ihtiyacımız vardır. Ara yönler sevgili öğrenciler, kuzey ile doğu arasındaki ara yön kuzeydoğu, kuzey ile batı arasındaki ara yön kuzeybatıdır. Güney ile doğu arasındaki ara yön güneydoğu, güney ile batı arasındaki ara yön ise güneybatıdır. Evet, dört tane de ara yön var. Kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu, güney, batı. Kuzey ile başlayan iki ara yön, güney ile başlayan iki ara yön vardır. Bunu unutmayın. Yani toplam dört tane ana yön, dört tane de ara yön vardır. Bir yere gidebilmek veya tarif edebilmek için yönlerden faydalanırız. Yön, herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre bulunduğu konumdur. Yönler güneşin doğuşu ve batışına göre belirlenmiştir sevgili öğrenciler. Ana yönler doğu, batı, kuzey, güneydir. Ara yönler ise kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu, güney, batı olmak üzere dört tanedir. Yönleri bulmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemleri kullanarak çevremizdeki bir yerin veya nesnenin kendimize göre hangi yönde bulunduğunu belirtebiliriz. Yönümüzü bulmanın en kolay yolu pusuladır. Pusula yön bulma aletidir sevgili öğrenciler. Pusula ibresinin koyu renkli ucu kuzeyi gösterir. Pusulanın üzerinde İngilizce yönleri gösteren harfler vardır. Bunlar kuzeyi gösteren North, N harfi, güneyi gösteren South, yani S harfi, doğuyu gösteren East, E harfi, batıyı gösteren West, W harfidir sevgili öğrenciler. Evet, bir haritada da sağımız doğuyu, solumuz batıyı, üst kısım haritanın kuzeyi, alt kısmı güneyi gösterir. Haritayları okurken bu şekilde okumanız gerekir. Evet, pusula dışında doğada pusulamız yoksa hangi yöntemlerden faydalanarak yön bulabiliriz? Şimdi sizlere bunları açıklamaya çalışacağım sevgili öğrenciler.
Birçok yön bulma yöntemi var. Bunlardan belli başlı olanlarını hep beraber ele alacağız. Şimdi güneş ile yön bulma yöntemi nasılmış bakalım. Güneşin doğduğu yön doğuyu, battığı yön batıyı gösterir. Bu bilgiyi hepimiz biliyoruz. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa doğru uzatırsak sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı gösterir. Önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. Bu şekilde yönümüzü bulabiliriz. Çubuk ile yön bulma yönteminde ise sevgili öğrenciler, güneşli bir günde tam öğle vaktinde yere dikilen çubuğun gölge boyu en kısa seviyededir. Tam bu sırada gölgenin gösterdiği yön kuzeydir. Önümüzü kuzeye dönersek arkamız güney, sağımız doğu, solumuz batı yönünde olur ve bu şekilde yönümüzü bulabiliriz. Kutup yıldızı ile de yön bulabiliriz sevgili öğrenciler. Geceler bulutsuz havada pek çok yıldız görürüz. Bunların biri de kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Kutup yıldızına demir kazık da derler. Görmüş olduğunuz gibi gökyüzündeki en parlak olan ışık kutup yıldızıdır. Yosunlardan yararlanarak yön bulma yöntemi de var sevgili öğrenciler. Yosun kaplı, yosun kaplı taraflar her zaman kuzeyi gösterir. Ağaçların ve taşların yosun tutmuş yerleri kuzeyi gösterir. Ülkemizde ağaçların, taşların kuzey tarafı fazla güneş ışığı görmediği için daha nemli olur. Bu nemli kısımlar da yosunla kaplanır. Bu yüzden yosun kaplı taraflar her zaman kuzeyi gösterir. Ağaçların ve kayaların bulunduğu ormanlık ve açık arazide yosunla yön bulma yönteminden faydalanırız sevgili öğrenciler. Ağaç gövdelerinin, taşların ve kayaların yosunla kaplı tarafı kuzey yönünü gösterir. Önümüzü kuzeye dönersek arkamız güney, sağımız doğu, solumuz da batı olur. Bu şekilde de yönümüzü bulabiliriz sevgili öğrenciler. Karınca yuvalarından faydalanarak da yönümüzü bulabiliriz. Karınca yuvaları ile yön bulma yönteminde karınca yuvalarını dışarıdan gelen soğuğa karşı korumak için toprağın altındaki çıkardıkları topraklar yuvanın kuzey kısmına yığarlar ve yuvalarının girişini güvenli hale getirirler. O yüzden önümüzü kuzey yönüne dönersek arkamız güney, sağımız doğu, solumuz da batıdır. Karınca yuvalarının toprakla yığılı tarafı kuzeyi, yuvaya giriş çıkış olan kısmı ise güneyi gösterir. Bunu tekrar belirtmek istiyorum resimde de gördüğünüz gibi. Mezarlıklardan da faydalanarak yön bulabiliriz sevgili öğrenciler. Ülkemizde Müslüman mezarlıklarında mezarların baş tarafı kısmı batıyı gösterir, ayak kısmı doğu yönünü gösterir. Hristiyan mezarlıklarında ise mezarın başı güneye dönüktür. Saat yöntemiyle yön bulma yönteminde ise sevgili öğrenciler, yönümüzü kolumuzdaki saat ile de bulabiliriz. Akrebi güneş yönüne çevirirsek, 12 noktası ile akrep arasında kalan açının tam ortasından çizgi geçtiğini varsayalım. Bu çizgi güney yönünü gösterir. Sırtımızı güneye dönersek önümüz kuzey, sağımız doğu, solumuzsa batıyı gösterecektir. Bu şekilde de yönümüzü bulabiliriz sevgili öğrenciler. Saat ile yön bulma yöntemi de bu şekilde. Akrebi güneşin doğduğu tarafa çevirelim. Pusulayla yönümüzü nasıl buluruz peki? Tabii pusula yön bulma aletidir. Pusulanın boyalı ucu her zaman kuzeyi gösterir. Onun zıttı olan uç ise güneyi gösterir biliyorsunuz sevgili öğrenciler. Pusula şekil olarak saate benzer. Ortasında sağa sola hareket eden bir ibre vardır. Pusulanın koyu renkli ucu daima kuzeyi yani N harfi dediğimiz North, açık uçlu ise güneyi yani S harfini North İngilizce'den gösterir. Pusulayla yön bulurken en kolay ve en güvenli yol bulma yöntemi pusuladır biliyorsunuz. Pusulanın tam ortasında hareketli birinin renkli ucuna bakarız. Bu ucun gösterdiği taraf kuzeydir. Önümüzü kuzeye dönersek arkamız güney, sağımız doğu, solumuzsa batıyı gösterir sevgili öğrenciler. Pusulayla yön belirlerken uyulması gereken basit kural vardır. Buna dikkat etmeniz gerekir sevgili öğrenciler.
Öncelikle pusulanın düz bir zemine konulması gerekir. Ayrıca pusulanın mıknatısların ve metallerden uzak tutulması gerekir. Yanında mıknatıs ya da metal varsa yönü bulmakta zorlanacaktır. Çünkü o ibre mıknatısa doğru hareket eder. Bunun dışında GPS dediğimiz küresel yer belirleme sistemi teknolojisiyle de artık yol buluyoruz günümüzde. Yeni bir teknoloji gelişti artık. Dünya yörüngesinde dönen uydular üzerinde çalışan bu teknoloji, GPS alıcısı bulunan bütün cep telefonlarında artık araçlarımızda da var. Hepsinde bulunmaktadır. GPS'in İngilizcesi Global Position System, baş harfleri olan C, G, P, S'den almaktadır. Yani küresel konum belirleme sistemidir. Uydulardan alınan sinyaller ile konum belirlenir sevgili öğrenciler. Her yerde ve tüm hava koşullarında çalışabilen bu GPS teknolojisi sayesinde yerimizi çok rahat bir şekilde bulabiliriz sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.